Herkese merhabalar. Harita bilgisiyle coğrafya yolculuğumuza devam ediyoruz. Bugün izoipsleri, haritaları, ölçek hesaplamaları hepsini öğreneceğiz. Hiç korkmanıza gerek yok. Arkanıza yaslanın, bu kolay ve lezzetli konuyu birlikte öğrenelim. Şimdi harita nedir? Harita birincisi kuş bakışı görmesi lazım. Yani yukarıdan bakması lazım. Mesela şu anda sizler bu sayfaya kuş bakışı bakıyorsunuz. Yukarıdan bakıyorsunuz. Kuş bakışı demek bu. Aynı zamanda bir ölçeği olması lazım. Yani belli bir oranda küçültülmesi lazım. Ben mesela buraya bir Türkiye haritası çiziyorum şimdi. Kafama göre çiziyorum. Bu harita olmaz ki. Bu belli bir ölçeğe göre değil. Belli bir ölçeğe göre olması lazım. Resmen santimetreler, cetveller, mezuralar bunların hepsinin kullanılması lazım. Ben ise burada kafama göre bir taslak çizdim. Ve küresel bir yüzeyin düzleme aktarılması lazım. Dünya normalde yuvarlak ama biz kağıtların üzerine kullanıyoruz haritaları. O zaman küresel bir yüzey düzleme aktarılacak ve dünyanın şeklinden dolayı da ister istemez bozulmalar olacak. Plan nedir? En ayrıntılı haritalardır ve belli bir ölçüye göre yapılır. Kroki ölçeksiz kaba taslak çizimlerdir. Mesela işte şuradan şuraya gideceğim. Şöyle çizdim. Burası böyle abi. Buradan bak buradan sola dönersen eczane. Bu kaba taslak bir şey. Ölçeksiz bir şey. Plan ve kroki arasında en büyük fark kroki çizimlerinde ölçek kullanılmaz. Kro olduğu için ölçek kullanılmıyoruz. Bu sebeple kroki bir harita değildir ama plan bir haritadır. Şimdi harita çizilmelerinde neden bozulma olur? Bak bunu çok sorar. ÖSYM bilhassa çok soruyor. Dolayısıyla hocalarımız da bize sorabilir. Harita çizilmelerinde bozulma olmasının sebebi dünyanın şeklinin geoid olması. Yani dünya yuvarlak olduğu için sen yuvarlak bir şeyi düzleme aktarıyorsun. Bu da ister istemez zor olacak. Ve gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark. Gerçek alan ve izdüşüm alan arasındaki fark şu. Şimdi diyelim ki siz şöyle düşünün. Şöyle. Bir uçak nasıl gider? Bu dağların arasında dolaşır mı? Dolaşmaz. Direkt hop diye dümdüz gidiveriyor. Bakın burada resimde çizdiğimiz gibi. Ama bir araba uçak gibi dümdüz gidemiyor. Buraları böyle dolaşıyor. Buradan böyle virajlar dolaşıyor. İşte gerçek alan tüm ayrıntılarıyla verilen alandır. Ama izdüşüm alan uçağın dümdüz gitmesi gibi yükseltinin göz ardı edildiği, engebelerin göz ardı edildiği alandır. Mesela Türkiye dağlık engebeli olduğu için Türkiye'nin gerçek alanıyla izdüşüm alanı arasında fark fazladır. Ama düz bir yer mesela Mısır genelde çöl düz bir yer. Oranın gerçek alanıyla İzdüşüm alanı arasındaki fark azdır. Hollanda'nın gerçek alanıyla izdüşüm alanı arasındaki fark azdır. Yani şöyle düşünün. Bu resmin gerçek alanı ne hesaplayacak olursak siz bu kalemlerin alanını da hesaplamanız lazım. Bunun üzerine işte bu fare varsa onu da hesaplamanız lazım. Ama izdüşüm alanında sadece kısa kenar çarpı uzun kenar diyorsunuz. Bunların farkını göz ardı ediyorsunuz. Yani yükselti göz ardı ediyor. Şimdi bir de küresel yüzeyi düzleme aktarırken biz projeksiyon yöntemleri kullanıyoruz. Niye? Bozulmalar en aza insin diye. Mesela ekvator ve çevresini eğer aktaracaksak haritaya silindirik projeksiyon kullanıyoruz. Niye? Çünkü silindirik projeksiyonda haritanın ekvator içerisinde daha düz değdiğini görüyoruz ve bozulmaların azaldığını görüyoruz. Konik projeksiyon orta kuşak için ideal. Yüzlem projeksiyonda kutup kuşağı ve dar alanlar için ideal. O zaman bize sınavda bunu şöyle sorabilirler. Derler ki işte ekvator ve çevresi için hangi projeksiyon yöntemini kullanmamız lazım? Silindirik projeksiyon. İşte konik projeksiyonlar neresi iyi gösterilir? Orta kuşak. Düzlem projeksiyon nerelerde kullanılır? Kutup kuşağı ve dar alanlarda kullanılır diyebilirsiniz. Dünya haritalarında daha çok biz silindirik projeksiyonu kullanıyoruz. Gelelim projeksiyon sistemlerine. Burada şunu bilmemiz lazım. Yani projeksiyon sistemleri demiştik ki şu gösterdiğimiz şey. Hani silindirik, konik, düzlem. Bunları niye yapıyoruz? Buradaki amaç şu. Harita çizimlerinde meydana gelen bozulmayı en aza indirgemek. Yani sen eğer diyelim ki ekvator şurası ya. Ekvator çevresinde Kongo havzası, Amazon havzasını göstereceksen mecburen çizimlerde meydana gelen bozulmayı en aza indirmek için tabii ki silindirik projeksiyon kullanman lazım ekvator çevresinde. Orta kuşakta Türkiye haritası çiziyorsan o zaman konik projeksiyon kullanman lazım. Niye? Belli bir odak noktası belirliyorsun. Ben Türkiye'yi çizeceğim. O zaman konik projeksiyon. Niye? Çünkü orta kuşakta bu odak merkezine göre hareket etmem lazım. Haritaları sınıflandırdığımızda şunu görüyoruz. Ölçeklerine göre haritalar var. Burada planlar en büyük ölçekli haritalar. Hocam büyük ölçek derken neyi kastediyorsunuz? Şunu kastediyorum. Bakın şimdi. Matematiği hepiniz biliyorsunuz. 1 bölü 2 mi daha büyüktür? 1 bölü 9 mu? 1 bölü 9 demediğinizi biliyorum. 1 bölü 2 daha büyüktür. Niye? Çünkü bir pastayı 2'ye böldüğümüzde daha büyük parça elimize gelir. 9'a böldüğümüzde daha küçük bir parça elimize gelir. Tamam. Şimdi dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olsun. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. 1 bölü 20 bin mi daha büyüktür? 1 bölü 9 milyon mu desem yine aynı şeyi söyleyeceksiniz. 1 bölü 20 bin. Niye? Çünkü alttaki rakam ne kadar küçükse o kadar büyük oluyordu. Biz zaten matematiği bildiğimiz için 1 bölü 2'nin 1 bölü 9'dan büyük olduğunu bildiğimiz için 1 bölü 20 bin ve daha büyük haritalar olduğu zaman 1 bölü 20 bin, işte 1 bölü 19 bin, 1 bölü 18 bin, 1 bölü 17 bin olduğunu bilmemiz lazım.
Büyük ölçekli haritalar ise 1 bölü 20 bin ile 1 bölü 200 bin arasında. Demek ki 1 bölü 20 bin büyük ölçekli ama 1 bölü 21 bin artık küçülmeye başlıyor. Orta ölçekli haritalar da yine 1 bölü 200 bin ile 1 bölü 500 bin arasında. Küçük ölçekli haritalar ise 1 bölü 500 binden daha küçük haritalar. Yani 1 bölü 600 bin mesela. O zaman planlar 1 bölü 20 bin ve daha büyük haritalar. Büyük ölçekler 1 bölü 20 bin ile 1 bölü 200 bin. Orta ölçekli 1 bölü 200 bin ile 1 bölü 500 bin. Küçük ölçekli 1 bölü 500 bin ve daha küçük haritalar olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi buradaki mantığımızı aynı matematik mantıkta aklımıza tutacağız. 1 bölü 2 daha büyüktür 1 bölü 9'dan. Hatta bunu daha net anlamanız için şöyle göstereyim. Mesela şurası Türkiye. Tamam, Türkiye'nin gerçekte şöyle bir büyüklüğü var diyelim ki. Tamam. Sen bunu eğer 1 bölü 2 yaparsan bunun yarısı kadar bir sayfaya ihtiyacın var. Halbuki 1 bölü 10 yaparsan şu kadarcık bir şey bile yerleştirebilirsin. Demek ki ne kadar büyük bir rakama bölersen o kadar küçük ölçekli bir harita olur ve daha rahat gösterebilirsin diyebiliyoruz. Dolayısıyla biz dünya haritasını çizerken küçük ölçekli haritalar kullanıyoruz. 1 bölü 500 bin ölçekli haritalar kullanıyoruz. Ama böyle daha dar alanlar, mesela Kağıthane, işte kendi Beşiktaş semtini böyle küçük yerleri gösterirken büyük ölçekli haritalar veyahut da planlar kullanabiliriz. Konularına göre haritalara baktığımızda, burada haritaların A'sını kaçırmayalım, genel haritalar var. Siyasi haritalarda sınırlar gösteriliyor. Fiziki haritalarda ise sınırlar gösterilmiyor. Hatta şöyle Atlas sayfasından da gösterelim. Bakın bizim sayfa kitabımızdan da gösterelim şöyle. Mesela bu fiziki harita. Niye? Dağları göstermiş. Dağların yükseltisi var. Yüksek yerleri kahverengiyle göstermiş. Alçak yerleri yeşille göstermiş. Dolayısıyla bu fiziki haritadan profil çıkarabiliyoruz ve yükseltiye ulaşabiliyoruz. Ama siyasi harita ise bu. Sadece sınırları gösteriyor. Burada dağlar belli mi? Yükselti belli mi? Belli değil. Dolayısıyla alçak ya da yüksek yerleri buradan göremiyoruz ama il sınırlarını buradan görebiliyoruz. Burada ise fiziki haritalarda profil çıkarabiliyoruz, yükselti görebiliyoruz ama bu sefer de il sınırlarını göremiyoruz. Ekonomik haritalar daha özel haritalara göre. Beşeri haritalar insani özelliklere yönelik, işte nüfusa yönelik, ne bileyim yetiştirilen madenlere, çıkarılan madenlere, yetiştirilen hayvancılığa göre değişiyor. Topografya haritaları var ve özel haritalar. Bunlar belli meslek grupları için çizilmiş haritalar. Jeoloji ve jeomorfoloji haritaları gibi. Jeoloji ve jeomorfoloji ne hocam diyebilirsiniz. Burada artık yer bilimiyle alakalı özel haritalar yapmış oluyoruz. Mesela şöyle gösterelim. Siz eğer direkt spesifik olarak bir bölgenin nüfus haritasını çıkardığınızda orada, yani bu siyasi harita, bunu bileceksiniz. Bu her zaman görebilirsiniz atlas sayfalarında veyahut da okuldaki sınıflarda. Bu fiziki harita. En çok kullanılanlardan bir tanesi bu. Niye? Çünkü yükselti gösteriyor. Ama sen özel olarak Türkiye'deki deprem haritasını çıkarmak istiyorsun. Yani mesela diyelim ki ülkemizi şöyle çizelim. Hemen şöyle gösterelim. Tabii ben şimdi belli bir ölçüye göre çizmiyorum ama siz bunun belli bir ölçüye göre çizilmiş olduğunu düşünün. Ben bir özel harita yapıyorum şimdi kendime. Tamam mı? Bunun tabii belli bir ölçüye göre çizilmiş olduğunu düşündükten sonra. Diyorum ki ben deprem bölgeni göstereceğim. Hemen diyorum işte şöyle Van Gölü'nden şurada Batı Anadolu fay hattı var. Burada kırık hatlar. Burası Doğu Anadolu fay hattı. Burası Kuzey Anadolu fay hattı. Bunlar Türkiye'deki deprem riski olan tektonik bölgeler fay hatları. Şimdi ben kendime bir harita yapmış oldum. Burada fiziki harita mı? Hayır. Siyasi harita mı? Hayır. Bu özel olarak deprem haritası olmuş oldu. Bu benim için kendime ait özel bir harita veyahut da kendi mesleğime ait özel bir harita olmuş oldu. Şunu bilelim, bakın burası sınavlarda sorulur. Yükselti, eğim ve profil çıkarma bilgilerini yalnızca fiziki haritalardan ulaşılır. Fiziki harita hangisi hocam? İşte buydu bakın. Yalnızca bu haritadan biz yükseltiye ulaşabiliyoruz. Siyasi haritada, hani bu göster bakalım dağları, gösteremiyorsun. Tüm haritalardan ise, yani bu haritadan veya bu haritadan fark etmez, neye ulaşabiliyoruz? Bir, konum bulunabiliyor. Konum ne hocam? Mesela kuzeyimiz neresi, güneyimiz neresi? Bütün haritalarda yukarısı kuzey gösterir, aşağısı güney gösterir. Tüm haritalardan konum belirleyebiliyoruz. Aynı zamanda yön tayini yapılabiliyor. Yani konum derken, özür dilerim. Konum derken 36-42-26-45 paraleller var ya, o. Mesela Türkiye 26-45 doğu meridyenleri, 36-42 kuzey paralelleri arasında. O zaman biz konumumuzu buradan rahatlıkla belirleyebiliyoruz. Ve yön tayini. Haritanın yukarısı her zaman kuzey gösteriyor, aşağısı güneyi gösteriyor. Dolayısıyla biz burada da yine yön tayinini rahatlıkla yapabiliyoruz haritalarda. Başka? Uzunluk ve alan hesaplanabilir. Sen bu haritadan da uzunluğu hesaplayabilirsin. Bu haritadan da hesaplayabilirsin. Niye? Bakarsın burası 4 santim, 5 santim diyor. İstanbul Ankara'sı 5 santim olur mu? Olmaz tabii ki yani. Anlamış. O zaman bunu ne kadar küçültmüşler? Onunla çarpıyorsun ve buluyorsun. Bunu aynısını fizik, pardon, sen dur sakin. Sen aynısını fizik haritada yapabilirsin. İstanbul Ankara arası aynı ölçekteyse, fizik haritada olsa yine 5 santimle gösterir. Şimdi gelelim ölçekler ve hesaplamalara. Şimdi büyük ölçekli haritayla küçük ölçekli haritayı az önce harita çeşitlerine söylemiştik. Ne demiştik büyük ölçekli haritada? 1 bölü 20 bin ile 1 bölü 200 bin arasında demiştik. O zaman yazıyorum. 1 bölü
atıyorum 20 bin diyorum buraya. Tamam mı? Küçük ölçekli 1 bölü 500'den daha büyükmüş. O zaman 1 bölü 900 bin yazıyorum. Bu da küçük ölçekli. Şimdi bunu zaten matematiksel olarak da 1 bölü 20.000'in 1 bölü 900.000'den büyük olduğunu biliyoruz. Biliyor muyuz? Biliyoruz. Tamam. Aynı 1 bölü 2'nin 1 bölü 9'dan büyük olduğunu bilmemiz gibi. Tamam. Şimdi burada gelelim detaylara. Ölçeğin paydası burada gördüğünüz gibi küçük. Bak 1 bölü 20.000'de 20.000 paydayı oluşturuyor. 9.000 payda oluşturuyor. Burada büyük, burada ise küçük. Bunu bir kere aklımıza yazdık. Bu bir. Devam ediyorum. Harita boyutları burada büyük, burada küçüktür diyor. Niye? Bak şimdi. Sen eğer bu ölçekli bir haritayla dünya haritası yapacak olursan, bakın Türkiye normalde bu kadarcık gösterilmiş. Sen ise burada Türkiye bu kadar göstermişsin. Sen tüm dünyayı çizecek olursan kocaman bir sayfaya ihtiyacın var. Dolayısıyla harita boyutları burada büyük, burada ise küçük. Bak koskoca dünyayı buraya sığdırabilmişsin. Yani Türkiye'yi sığdırabildiğin yere dünyayı sığdırabilmişsin. Demek ki harita boyutun küçük. Haritadaki alan burada büyük, burada küçük. Bak haritada Türkiye'nin alanına bakın burada. Diyelim ki uzun kenar çarpı kısa kenar dersen Türkiye'nin alanı çıkar. Burada Türkiye'nin alanına bak. Minnoş, milimetrik yani küçük. Haritadaki uzunluk burada fazla. İstanbul Ankara arası burada atıyorum 2 santim. Burada İstanbul Ankara arası milimetre bile değil. Haritadaki uzunluk dolayısıyla burada fazla, burada az. Ayrıntıyı göstermek için burada fazla. Burada İstanbul'u görüyoruz, Ankara'yı görüyoruz, Eskişehir'i görüyoruz, Van Gölü'nü görüyoruz. Bütün ayrıntılarıyla şehirlerimizi görebiliyoruz. Yani en azından isimlerini okuyabiliyoruz. Burada İstanbul bile okumuyor. Ayrıntı az. Hata oranı burada az. Niye? Sen burada İstanbul'u çizerken bazı detayları net bir şekilde verdin. Veyahut da işte kapıda ayrımlasını verdin. Burada ise hiçbir şey gözükmüyor. Akdeniz bile gözükmüyor. Dolayısıyla sen ister istemez hatayı fazlalaştırıyorsun. Çizim yapılan gerçek alan burada küçük. Bak gerçekte sen Türkiye çizin. Burada ise gerçekte tüm dünyayı çizin. İzoips aralığı şöyle yapalım. İzoips aralığı küçüktür ve büyüktür diye gösterelim. İzoips aralığı niye küçük onu da söyleyelim. Şimdi izoipsin ne olduğuna geldiğimizde bunu göstereceğiz. İzoips dediğimiz şey şu. Sen eğer izoips şu dağ ya. Birazdan göstereceğim izoipsin ne olduğunu ama şöyle bir kez daha gösterelim. Şurası bir dağ. Sen bu dağın yükseltisi diyelim ki burası 4000 metre olsun. Burası da 2000 metre olsun. Sen bunu izoipsini çizerken şöyle yapıyorsun. Şöyle 0 metre çizdin. 1, 2, 3, 4 metre diyorsun. 1, 2, 1000 metre diyorsun çizdin. Şimdi bu sen burada niye biner biner çizdin? 0, 1000, 2000, 3000, 4000 dedin. 0, 1000, 2000 dedin gösterdin. İzoips eş yükselti eğrileri demek. Böyle içe geçmiş eş yükselti eğrileri. Burası 0 metre, burası 1000 metre, burası 2000 metre, burası 3000 metre, burası 4000 metre diye gittin. Tamam. Burası yine 0, burası 1000 metre, burası 2000 metre dedin. Şimdi sen bunu rahat rahat burada gösterdin ama eğer daha büyük bir sayfada gösterecek olursan, yani büyük ölçekli bir haritada gösterecek olursan bu sefer 0 dersin, tamam mı? 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 dersin. Burada da 500, 1000, 1500, 2000 dersin. Bak şimdi az önce dikkat etsen 0, 1000, 2000, 3000, 4000 diye gittin şurada. Burada ise 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000. Burada daha ayrıntılı gittin. Yani burada daha küçük aralıklar böldün. İşte anlatmak istediğimiz şey de bu. İzoips aralığı burada büyük ölçek haritada küçüktür. Az önceki 500-500'ler. Küçük ölçekli haritada yani küçük gösterdiğin haritada ayrıntının az olduğu haritada büyüktür. 1000-2000 hemen bitirmek zorunda kaldım. Enlem ve boylem değişmez. Burada da Türkiye 36-42 arasındadır. Burada da Türkiye 36-42 arasındadır. Gerçek alan değişmez. Burada 3 çarpı 10 yaparsan bulursun. Burada da milimle daha büyük bir rakamı çarparsın yine aynı rakamı bulursun. Yani Türkiye'nin burada ölçüsü yüz ölçümü belliyken buradaki yüz ölçümü farklı olmaz. Aynı olur. Gerçek alan değişmez. Gerçek bak. Gerçekler asla değişmez. Yükselti değişmez. Aa burada Ağrı Dağı'nı 3 metre göstermiş. Burada 500 metre göstermiş. Böyle bir şey. Ağrı Dağı kaç metre ise o kadar göstermek zorunda. Bu sayfadan soru mutlaka gelir arkadaşlar. Bu sayfadan soru gelir diye notumuzu aldık ve geçtik başka bir sıraya. Şimdi haritalarda hesaplamalar. Şimdi haritalarda hesaplamalarda şunu bilmemiz lazım. Üçgen formülüyle soruları rahatlıkla yapabiliyoruz. Şimdi harita uzunluğu eşittir gerçek uzunluk bölü ölçek paydası. Gerçek uzunluk eşittir harita uzunluğu. Bu ne hocam ne diyorsunuz? Şu üçgeni kullanacağız. Üste GU'yu yazacağız. Alta HU'yu ve ölçek paydasını yazacağız. Şimdi sen gerçek uzunluğu bulmak istiyorsun. Harita uzunluğuyla ölçek paydasını çarpacaksın. Bu ne demek? Bak şimdi. Şöyle göstereyim. Hatta bu kitabımızda da bunu göstermiştik. Buradan bir kez daha şöyle izah edelim. Bak şimdi. Nerede? Şimdi Türkiye haritasında
İstanbul'la Ankara arası burada 5 santim gözüküyor. Gerçekte 5 santim olabilir mi? İstanbul'a 5 santim olsa her gün Ankara'ya gideriz yani. Öyle şey olmaz ki. Demek ki burası küçültülmüş. Ama ne kadar küçültüldüğünü nereden bileceğiz? İşte ne kadar küçültüldüğü burada yazıyor. Ölçen paydasıyla yazıyor. Sen gerçek uzunluğu bulman için, yani İstanbul ve Ankara arasındaki, şuradan göstereyim. İstanbul ve Ankara arasındaki gerçek uzunluğu bulabilmen için ne yapman lazım? Ölçeğin paydasıyla haritadaki uzunluğu çarpman lazım. Yani 5 santimetre ile burada ölçek paydası verilmiş, onu çarpman lazım. 5 ile onu çarptığın zaman 500 çıkar, tamam mı? Pardon, 5 ile onu çarptığın zaman 50 çıkar. Tabi buradakileri de eklediğin zaman da ve sadeleştirdiğin zaman 500 çıkar. Gerçekten de İstanbul Ankara arası 500 kilometredir. Bunu rahatlıkla hesaplayabilirsin. Yapman gereken şey harita uzunluğu ile ölçek paydasını çarpmak ve gerçek uzunluğu bulmak. O zaman buradaki formül üçgenimize geldiğimizde bize gerçek uzunluğu sorarlarsa harita uzunluğu çarpı ölçek paydası yapıyoruz. Ölçek paydasını sorarlarsa gerçek uzunluk bölü harita uzunluğu diyoruz. Bak, ölçek, harita uzunluğu bölü gerçek uzunluk. Gerçek uzunluk harita uzunluğu derse bu sefer de gerçek uzunluk bölü ölçeğin paydası diyerekten rahatlıkla biliyoruz. O zaman GU, ÖP ve HU üçgenimizi bilirsek rahatlıkla her şey yapabiliyoruz. Şimdi burada şu önemli. Bunu yaparken kilometre ve santimetre arasındaki 5 birim farkını bilmemiz lazım. Buna geleceğiz. Buna gelmeden önce şuradaki soruya bakalım. Diyor ki 1 milyon 500 bin ölçekli bir haritada 25 santim falan filan bir şeyler diyor. Adana İskenderun arası karayolunun gerçek uzunluğu kaçtır diyor. Şimdi bir kere Adana İskenderun arası 25 santim değil. Bunu biliyoruz biz. Mantıken 25 ile şunu çarpıp bulacağını bilirsin. Ama biz formülümüzü kullanalım. Formülümüz neydi? Şöyle gösteriyorum tekrar. GU buradaydı. Burada ne vardı? Ölçek paydası ve harita uzunluğu var. Şimdi GU için ne yapıyorduk? GU eşittir demiştik. HU çarpı ÖP. Harita uzunluğu çarpı ölçek paydası. 25 ile 500 bini çarpacağız. Şimdi 25 ile 500 bini çarptığımızda 5 kere 25 125 ediyor. 125'i koyduk, tamam. Ama sonrasında da 5 sıfır ekleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi burada ne çıktı? 12 milyon 500 bin çıktı. 12 milyon 500 bin kilometre olamaz. Dünya o kadar değil. 12 milyon 500 bin santimetrede kullanılmaz. Bu sefer ne yapmamız lazım? Biz santimetre ile kilometrenin arasındaki farkı bilip santimetreyi kilometreye çevirmemiz lazım. Niye? Çünkü bize kilometreyi sordu. Halbuki biz santimetre ile santimetreyi çarptık. Dolayısıyla santimetre ile santimetreyi çarpınca böyle büyük bir rakam çıktı. Bizden büyük bir rakamı değil de kilometreyi istiyor. Ne yapacağız? Kilometreyi santimetreye çevirirken 5 tane birim olduğu için 5 sıfır sileceğiz. Bakın kilometre, bu santimetre ya, santimetre, desimetre, metre, dakametre, hektometre ve kilometre şeklinde çeviriyoruz. Gerçekten de Adana İskenderun arası 125 kilometre oluyor ve bitiyor. Biz burada bileceğimiz şey 5 sıfır silmek. İşte ilkokuldayken öğrenmiştik. Kamile halam damda, Mehmet dayım camda, merhaba merhaba. Ya bu ne? Buna gerek yok. Biz şunu biliyoruz. 5 birim var km ile santimetre arasında. 1 kilometre 100 bin santim. Sen Ankara İstanbul arası işte kaç kilometre diye sorarsın. Kaç santim diye sormazsın. Veyahut da harita 500 bin santim çıktıysa da işte arasında toplam 500 bin santim var. Hayır ya, 5 kilometre var der bitirsin. Bu çok uzun gelir. Dolayısıyla 5 birimi bilmemiz yeterli. Şimdi geldik başka bir soruya. Diyor ki 600 kilometrelik bir karayolunun haritada 3 santim olarak gösterilmiştir diyor. Aa, şimdi gerçekte 600 müymüş? Ama haritada 3 santimmiş. O zaman haritanın ölçeği nedir diyor. Hemen formül ağacımızı çiziyoruz. Hop. Ne vardı üstte? Üstte gerçek uzunluk vardı. Aşağıda ölçek paydası vardı. Ve burada da harita uzunluğu vardı. Şimdi bize ne istiyor? Ölçeğin paydası, ölçek nedir? Ölçek paydasını soruyor. Ne yapacağız? GU bölü HU. Yazıyorum. 3 bölü, bak 3 santimetre bölü 600 kilometre diyor ama ben bunu 600'ü kilometre, bunu santimetreye çevirmem lazım. Santimetreye çevirmek için ne yapıyorduk? 5 birim vardı. 5 sıfır ekleyeceğiz. Hemen ekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 3 bölü buymuş şeyin, nedir onun adı? Haritanın ölçeği. Ama bu böyle 3 ile gösteriyor, 1 ile gösteriyor. O zaman bunu hemen 3'e bölüyorum. Burası 1 çıkıyor. Bunu 3'e bölüyorum. Burası 2 çıkıyor. O zaman yazıyorum. Bu eşittir. 1 bölü 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Haritanın ölçeği budur işte. Haritanın ölçeği budur. 1 bölü 20 milyondur. 1 bölü 20 milyon haritanın ölçeği. Nasıl yaptın hocam? Bak bunu yukarı koydum, bunu aşağı koydum. Bitti bu kadar. Haritanın uzunluğuyla buldum. İşte biz bu yöntemle rahat rahat soruları yapabiliyoruz. Üçgen yöntemi yeterli. Gelelim renklendirme yöntemine. Renklendirme yönteminde şunu iyi bilelim. Asla ve asla işte kahverengi yerler dağları, yeşil yerler yeşillik ovaları gösteriyor diye düşünmeyin. Renkler sadece o yerin yüksekliği hakkında bilgi verir. Yani bakın şu fizik haritadan bir kez daha açmak istiyorum. Çok dikkat edin.
Şimdi aa buralar kahverengi, buralar kurak, burası sarı çöl. Ay şuralar yeşil yeşil ne güzel ormanlık. Hayır. Burası mesela şu Suriye'de bu yeşil olarak gösterilen yer çöl normalde. Ama yeşil gösterilmiş. Çünkü alçak olduğu için yeşil gösterilmiş. Veyahut da mesela şurada yeşil yerler var, buralar kurak. Veyahut da şurada Karadeniz'in dağları kahverengi göstermiş. Oralar sadece kapkahverengi mi? Hayır, buralar ormanlık. Burası sadece yükseltiyi gösteriyor. Yani Çukurova yeşille gösterilmiş, Konya Ovası sarıyla gösterilmiş. Niye? Çukurova'da yeşil fasulye yetişiyor, Konya Ovası'nda buğday yetişiyor. O yüzden burası... Hayır hayır, hiç alakası yok. Çukurova 0-500 metre arasında, Konya Ovası ise 500 metreden yüksek olduğu için sarıyla gösterilmiş. Dolayısıyla renkler sadece o yerin yüksekliği hakkında bilgi verir. Sakın sakın sarının olduğu yerde buğday, kahverenginin olduğu yerde toprak, yeşilin olduğu yerde orman var gibi düşünmeyin. Aman aman yanılırsınız. Mesela çöller alçak yerler olduğu için yeşille gösterilir. Ama çöller yeşil değil ki, sarı. Tarama yöntemine baktığımızda bu yöntemde araziye ışığın belli bir açıdan geldiği kabul ediliyor. Ve ışığın geldiği taraf aydınlık açık gölge. Diğer taraf karanlık koyu gölge ile gösteriliyor. Bu yöntem fazla yaygın değil. Kabartma yöntemi de yine çok pahalı. Taşınması, güç ve maliyeti yüksek. Dolayısıyla yer şekillerini gerçeği en uygun gösteren bu. Tam kabartaraktan net bir şekilde gösterebiliyorsun. Gölgelendirme yöntemi, hani biz ismimizi yazıyoruz ya mesela, diyelim ki ne diyelim, 9. sınıf yazalım. Şöyle do. Gölgelendirme yöntemini ne yapıyoruz? Işığı belli bir açıdan verip 9 yazalım. 9. Şimdi 9 yazdık, tamam. Çizilen haritadan profil çıkaramaz yükselt. Buna bakaraktan sen diyelim ki Türkiye haritasında belli bir yere gölge yaptın şöyle. Gölge gösterdin, böyle gölge gösterdin, tamam. Bu gölge yöntemiyle de yükselti bulamazsın çünkü yükselti basamakları gösteremez. Bunlar hep zayıf yöntemler. O zaman en güzel yöntemler hangisi hocam? Kabartma yöntemi en güzeli ama pahalı. Tarama yöntemi biraz sıkıntılı. Renklendirme yöntemi çok iyi. Fizik haritalarda kullanıyoruz. Bir de tabii ki izohips var. Ona da şimdi geliyoruz. İzohips'i az önce göstermiştik. İzohips yükseltileri göstermek için basamaklar yapıyoruz. Şimdi bakın. Elimi görüyorsunuz değil mi? Bu elimi şöyle yumruk yaptığımda hangisi daha yüksekte parmaklarıma baktığınız zaman? Şurası gözüküyor mu? Evet. Şurası daha yüksekte, gördünüz mü? Şurası daha alçakta. O zaman burası daha yüksekteyse ben diyorum ki buna bir tane yuvarlak istiyorum diyorum. Tamam mı? Buna ise bir... 2, 3 tane yuvarlak istiyorum. Şuna da 1, 2 yuvarlak istiyorum diyorum. Şimdi elimi tekrar yükselt yapıyorum. Hatta şuna da 2 çizelim. Şuna 3 olsun. Şuna da 4 olsun. Şimdi bakın. Şu anda böyle duruyor ya. Burada bir tane yuvarlak varsa bu alçak demek. Burada 2 yuvarlak varsa biraz daha yüksek. 3 yuvarlak daha da yüksek. 4 yuvarlak en yüksek ya. Hemen şöyle yaptığım zaman bakın. Hakikaten de bu en yüksekte, bu en alçakta oldu. İşte sen normalde bir resim var, tamam mı? Şöyle bir dağ var. Bir de şöyle bir dağ çizelim. Şurası deniz kenarı olsun. Şurası deniz. Bak şu gemiyi maviyle çizdim. Bir kere kıyı çizgisi her zaman 0 metre. Bunu biliyoruz. Bu dağ, az önce verdiğim örnekten aynısını veriyorum. Bu dağ 2000 metre olsun. Bu dağ da 4000 metre olsun. Şimdi bu resim. Bunu görüyoruz hocam, bu resim. Bana izohipsin ne olduğunu anlatıyorsunuz. Burada güneş var falan filan. Sen bunu izohipsini çizerken diyorsun ki ben 0 metreyi gene çiziyorsun şöyle 0 metreyi. Tamam. Sonra bunu biner biner çizmeye başlıyorsun. 1000, 2000, 3000, 4000 diyorsun. Zirve noktasını 4000 metreyi noktada güzel. 2000'lik daha da hemen yanına çiziyorsun. 0, 1000, 2000 diyorsun. Şimdi eş yükselti eğrileri, yani izohipsler bu işte. Küçük küçük eğrilerle yükseltiyi göstermiş oluyorsun. İzohipslerin özelliğini bilmemiz lazım. Şimdi burada az öncekini bir daha çiziyorum. Mesela şuraya 0 metreyi çizdim üzerinden. Şurayı şöyle çizelim. Mesela şurası zirve noktası olsun, tamam mı? Şurası 0 metre ya. Şurası A noktası olsun. A noktası 0 metrede. Burası B noktası, burası C noktası, burası D noktası olsun. Ve eş yükselti eğrileri de yüzer yüzer çizmiş olsun. 0, B'ye 100 yazdım. Öyleyim mi? C ne olacak o zaman? 200 olacak. D ne olacak? 300 olacak. Böyle gidiyor. Şimdi aynı izohips eğrisinde bulunan tüm noktaların yükseltileri aynıdır. B ile diyelim ki Z aynıysa B ve Z'nin yükseltisi aynı. T, T de aynı. U, U da aynı. Yani U, B, Z, T aynı. Hepsi 100 metrede. Aynı yüzeyse eğrisinde bulunan tüm noktaların yükseltileri aynıdır. Bunu bir kere yazdık. Buraya X yazalım mesela. X'i buraya yazdık. X kaç metrede? 300 metrede. Hayır. 300 olması için bu mavinin üzerine olması lazım. 200 metrede? Hayır. 200 olması için bu mavinin üzerine olması lazım. O zaman X yüzeyse eğrisi üzerine değil. Buna göre X'in yükseltisi bellidir. Yani buna göre X 200 ile 300 arasında bir ölçüde. Yani 250 mi, 210 mu, 290 mı, 300 mü belli değil. Ama tam şu C belli. C 200, B 100, T 100, Z 100, U 100, A 0. Mesela E ne? E de 0. Tam belli. Peki K belli değil. Çünkü yani 0 ile 100 metre arasında.
İzoist eğrilerinin dışına doğru gidildikçe, izoist eğrilerinin dışına doğru gidildikçe yükselti ne oluyor? Azalır. Merkeze doğru gidildikçe yükselti artıyor bak. Şu merkez nokta değil, zirve noktası bak. Sıfırdan 100, 200, 300, 400 doğru yükselti artar. Bunu da bilmemiz lazım. İzoist haritasında sabit yükselti aralığı vardır. Her zaman bununla bunun arası bak. A ile B arası 100 metre ya. C ile B arası 100 metredir. C ile D arası 100 metredir. İzoist eğrisinin sayısı ölçek yükselti verirler. Eğer sen daha detaylı bir harita çiziyorsan daha küçük rakamlar 50-50 gider. Ama büyük bir harita çizdiysen, büyük yani ister istemez küçük ölçekli bir harita çizdiysen bu sefer biner biner gitmek zorunda kalır. Bunu ölçek farklarında söylemiştik. Şimdi yer şekillerinin gösterimine bakalım. Mesela burada sırt, görüyor musun? Deniz kenarı sırtı göstermiş. Burada vadi var, akar sünüyor. Burada bir kapalı çukur var. Kapalı çukur yükselti azalıyor bir anda. Bak 200, 2500, 3000, 3500 tekrar yukarı çıktı, 3000 oldu. Bunu bilmemiz lazım. Delta deniz kenarının dolması böyle gidiyor mesela. 100, 75, 50, 25, 0 oldu. Haliç içeri giren çıkıntı. Bunlar hatta şu harita üzerine gösterelim. Bakın şurada gösterelim sizlere. Şimdi diyelim ki şu şurası bir ada. Öyle değil mi? 3'ün yükseltisi nedir? 3'ün yükseltisi 0'dır. 3'ün yükseltisi kıyı kenarında olduğu için 0'dır. 5'in yükseltisi nedir? 3 ile 5 aynı oluyor. 3 ile 5'i yazıyorum. 5 de 0'dır. Niye? Çünkü o da kıyı kenarında. Peki 1'in yükseltisi nedir? 1 de 0'dır. Niye? Çünkü bak 1 de kıyı kenarı. O zaman 3, 5, 1 aynı. Bu da 0 metre diye yazdık. Şimdi yüzer yüzer çizildiğini düşünelim. Yüzer yüzer çizelim. Şimdi burası 0 ise burası 100 oluyor. 8, 200 olmuş oluyor. O zaman 8'in altına şöyle yazıyorum. 8'in altına ne yazalım? 8 bunlardan büyük olduğu için bakalım 8'den başka çıkan var mı? 8'in altına 200 yazalım. Yanına yazalım hatta. Bak 0, 100, 8, 200 oldu. 7, 300 oldu. Devam ediyoruz. Şeye bakalım, 2'ye bakalım. 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600. 2, 600 oldu. Tamam. En yüksek 2 gibi duruyor. Tamam. Peki x 100. Niye? Çünkü x 100'ün üzerinde. A'yı bilemeyiz. A 100 ile 200 arasında bir yerde. 6'yı da bilemeyiz. 6'da 100 ile 200 arasında bir yerde. Y'yi de bilemeyiz. 100 ile 200 arasında bir yerde. 4'ü de bilemeyiz. 100, 200, 200 ile 100 arasında bir yerde. O zaman biz bileceğimiz şey ne? 8'in 200 olduğu, 7'nin 300 olduğu, 6'nın 100 ile 200 arasında bir yerde olduğu, 2'nin 600 olduğu, 2 en büyük olduğunu bir şekilde bilebildik. Şimdi yükselti farkını sorabilir mesela bize. Der ki 2 ile 7 arasındaki yükselti farkı nedir? 7 300 ise, 2 600 ise 600 eksi 300, 300 fark var diyebiliriz. Şimdi burada şunu söyleyelim arkadaşlar. Şu şekilleri bize sınavda sorarlar. Bir kere vadi ne olduğunu biliyoruz. Vadi iki dağın arasından akan akarsu demek. Bak burada gördün mü? İki dağın arasından akarsu akıyor. 200, 150, 100, 50, 10, 100 olmazsa burası 50 olacak burası. Eşit olması lazım. Niye? 200, 150, 100, 50 diyemesi lazım. Bu böyle iniyor. Deniz kıyısı da 0. Tamam. O zaman bura 50, bura 100, bura 150, bura 200 ise burası 250, burası 300, burası 350. Tamam. Sırt ne? Sırt da deniz kenarına sırtını dayamış yani. Burası yüksek. 200, 400, 600, 800, 1000 diye gidiyor. Burada sırt var. Demek ki şöyle daha bu tarafa doğru sırtını vermiş. Mesela şurası boyun. Şurası zirve noktası. Şuralar yamaç, şuralar sırt. Delta denize yapılan çıkıntı demiştik. Haliç denizin içeri girmesi demiştik. Kapalı çukurda yükselti arttığını görün bak. 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 olmuyor. Bir anda azalıveriyor. 3000 oluyor. Çukura doğru iniyoruz. Yani yandan baktığından şöyle hop geri içeri giriyor hop tekrar yükseliyor olduğunu bilmemiz lazım. Plato, akarsu vadilerinin yardığı geniş düzlükler. Burada da yüksek düzlükte olduğunu görmemiz lazım. Ve aynı zamanda şunu da bilelim. Mesela şuresinden göstermek istiyorum. Bunu bir sayfa güzel kullanacağım. Mesela burası ada. Burası mesela içeri girmiş. Tamam. Güzel. Şöyle eğer akarsu akıyorsa bu akarsu ya. Eğer akarsu şöyle akıyorsa bu mevsimlik akarsu olmuş oluyor. Niye? Çünkü kesik kesik çizgileri var. Bunu da bilmemiz lazım arkadaşlar. Veyahut da şöyle tam kıyı kenarında şöyle bir şey çizeyim bakayım. Şimdi. Şöyle tam kıyının yanında bir yükselti var. Bak şöyle hop hop. İyice yüksek. Bir anda 600 böyle bir sürü şey yükselmiş. Burası mesela falez oluyor. Bunları yer şekillerini öğrendikçe daha detaylı bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi şu soruya bakalım. Yani şurası sınavlarda çok sorulur. Buna bakalım. Sonra da bitiriyoruz artık. Eş yükselti eğrilerinin sık geçtiği veya birbirine çok yaklaştığı yerlerde eğim fazla. Buna karşın izoist eğrilerinin seri geçtiği veya birbirine uzaklaştığı yerlerde eğim azdır. Yani şöyle bir dağ düşünün.
Şöyle bir dağ, tamam mı? Şöyle eğimi var. Şimdi dağın bu tarafı mı daha eğimli, bu tarafı mı? Bu tarafı daha eğimli. Buradan sen çıkamazsın. Şöyle bak, imkansız. Ama buradan en azından yürüye yürüye çıkabilirsin. Buradan araba bile çıkabilir. Şöyle arabanı çalıştır, çık. Tamam. Ama buradan araba çıkamaz. Burası çok eğimli. Sen bunun işte şeklini çizerken, izohipsi çizerken şöyle yapıyorsun. Şöyle alıyorsun. Şöyle başlıyorsun, tamam mı? Burada birbirine çok yakın çiziyorsun. Burada ise birbirine uzak çiziyorsun. Bak burada çok yakın çizdin. Niye çok yakın çiziyorsun hocam? Çünkü burada birbirine yakın, eğim fazla. Burada birbirine uzak, eğim biraz daha az oluyor. Şimdi dolayısıyla B'de bakın birbirine çok yaklaşmış. B'de birbirine yaklaştığı için akarsu burada hızlı akacak. A'da ise birbirine biraz daha uzak olduğu için biraz daha yavaş akacak. Buna göre A yolu için akarsuyun akış hızı azdır B'ye göre bak. B'ye göre. B'ye göre az. Niye? Çünkü burası daha az eğimli. Burası daha çok eğimli. Akarsuyun aşındırma gücü daha az B'ye göre. B daha çok aşındırıyor daha hızlı aktığı için. Akarsuyun hidroelektrik potansiyeli az. Niye? Bak burada daha yavaş yavaş akıyor. Burası daha hızlı akıyor. Dolayısıyla B'nin enerji potansiyeli daha fazla. Yol yapımı maliyetleri A'da az. Daha rahat yapabiliyor. Burada siz yol yapımı maliyetleri çok fazla. Zor, eğimli bir yer. Tarıma uygun arazi burada fazla. Çünkü eğim az. Burada eğim fazla olduğu için tarıma uygun arazi az burada. Tarımda makine kullanımı fazla. Burada daha rahat kullanıyor B'ye göre. Burada makine kullanamaz bile. Akarsuyun içinde taşıdığı materyal boyutu bu daha büyük materyaller taşıyor. Buradakiler daha küçük materyaller taşıyor. Çünkü eğimli bir yerden aşağı indiği zaman akarsu daha büyük taşları da taşıyabilir. Ama eğimsiz bir yerde fazla büyük taş taşıyamaz. Yüzeysel deniz kenarı sıklaşıyorsa kıta sahanlığı, bak burada sıklaşmış kıta sahanlığı ister istemez dar diyoruz. Niye? Hemen bir anda eğim artacak. Dolayısıyla şimdi biz A'ya göre bakmıştık. Şimdi B'ye göre bakalım. B'de akarsuyun akış hızı fazla. Aşındırma gücü fazla. Hidroelektrik potansiyel fazla. Yol yapımı maliyetleri fazla. Çok zor yani. Tarıma uygun arazi yok. Yani az. Tarımda makine kullanımı yok. Akarsuyun içinde taşıdığı materyal boyutu büyük. Hızlı hızlı bir taşıyor hepsini. Ve kıta sahanlığı da dar olmuş oluyor. İzohipslerden biz profil de çıkarabiliyoruz. Bu da kolun da kralı gibi olmuş oldu. Bunu hemen temizleyelim videodan sonra. Gördüğünüz gibi bunu 100 hop buraya getirdin. Hop böyle izohipsi böyle taşıdığın zaman bu şekilde yandan profiline çıkarmış olabiliyoruz. İzohipsi böyle gözüküyor demek ki. Şeyde ise profil çıkarmada ise böyle gözüküyor. O zaman ödülü sorumuza gelmeden önce size bununla alakalı ödevler de verelim. Şimdi biz bunları sizlere harita bilgisini kitaplarımızda detaylı bir şekilde anlattık. Çok güzel anlayacağınız şekilde anlattık. Konu anlatım kitaplarımızda. Buradan çalışabilirsiniz. Silindirik projeksiyon, konik projeksiyon, düzlem projeksiyon. Sayfa 44'te gerçek alan, izdüşüm alan. Siyasi fizik haritalar, beşeri ekonomik haritalar, özel amaç haritalar, ölçek çeşitleri. Bakın burada hepsini sol tarafta konu anlatımı. Ölçeklerin farkı, büyük ölçek, küçük ölçek mantığını hepsini göstermeye çalıştık. Ve burada yine haritalarda hesaplamalar yaptık. Yerli şekilden aktarılma yöntemlerini size gösterdik. Gölge yöntemi nasıl oluyor, tarama yöntemi nasıl oluyor, kabartma yöntemi nasıl oluyor hepsini renklendirme yöntemlerini gösterdik. Şimdi bunlarla alakalı sorularımız da var. İzohipsler. Bakın şurada tüm şekilleri gösterdik. Hatta buraya yaklaşıp göstereyim ki konunun bir size faydası olsun. Ha, bak. Bura mevsimlik akarsu, bura Menderes, sırt, vadi, boyun, yamaç, delta, tepe, haliç, çukur, dev kazanı bir anda eğim var. Ada, falez, kıyıya yanaşmış. Bunların hepsini bu kitaptan rahatlıkla çalışabilirsiniz. Ya da şu anda yaptığınız gibi ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şaka. Devam ediyoruz. Haritacılığa katkı sağlayan bilim insanlarını gösterdik. Ve aynı zamanda bununla alakalı tak coğrafyada da size bazı sayfalardan ödev vermek istiyorum. Çünkü buradaki ödevleri yaptığınız zaman sınavda yazılı soruları da hazırladık size. 65 ve 64 sayfada. Buradaki harita bilgi sorularını size rahatlıkla yaparsınız. Coğrafya referim haritalar diye başlıyor. İzohipslerle alakalı, eş yüksel haritalarla alakalı tüm soruları buradan çözmenizi istiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi ödül sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın. Şimdiden sınavlarınıza başarılar.